Manşete hoş geldiniz. Erdoğan dönemi bitti derken, abartılı, seksi başlık atarak e, videoya ilgiyi toplama ya da hitleri artırma derdinde değilim. Neden olduğunu anlatacağım tane tane. Ama önce gündeme bakalım. Gündemde elbette deprem. Depremin nedenleri, sonuçları, bundan sonra işin nereye gideceği ve bu yaranın nasıl kapanacağı ya da kapanıp kapanmayacağı. Bunlar tartışılıyor. Vatandaşın kusuru ya da vatandaşın tercihleri, sonrasında o binaları, o mahalleleri kuran insanların tercihleri ve orada dönen hikaye. Rant mı, başka çıkarlar mı, başka hesaplar mı? Siyaset faktörü, bürokrasi faktörü, bütün bunların hepsinin yargı faktörü, bütün bunların hepsinin topyekün medya faktörü ele alınması gereken günlerden geçiyoruz. Yani bir fail yok. Sıralı failler var. Mesele tek başına benim alalım değil girmeyeceğim ama çokça konuşuluyor. Diyanet müdahil oluyor, iktidar kader planı diyor, her kafadan bir ses çıkıyor, bu yönde tweetler atılıyor. Kader planıydı, ilahi ikazdı, şuydu buydu vesaire ve e, bu konularda e, ahkam kesecek değilim. Ama görünen şey şu, elbette e, bir insan e, kurban olmuşsa, hayatını kaybetmişse onunla ilgili dini vecibeler yapılır, İşte vadesi bu kadardır denir, vadesi yetmiş denir filan. Bizim Anadolu örfünde var bunlar. Fakat katile bakılır değil mi? Sebep olana bakılır. Şimdi ben bunu biraz da şuna benziyorum, benzetiyorum. Ee, hepimiz hatırlarız 20-30 yıl öncesinin teneke arabalar dönemini. Teneke arabalarla trafiğe çıktık. Ben gençlik dönemimde o arabalarla ehliyet aldım. Yıllarca da kullandım. Hala da Anadolu'da kullanılıyor. Büyük şehirlerde nispeten azaldı ama büyük şehirler eski arabaları Anadolu'ya iteliyor ve Anadolu'da ben Anadolu'dan gelen görüntülere baktığımda acı acı görüyorum üretim üretimi 20-25 yıl önce sonlanmış ara, arabalar o teneke arabalar halen çok daha yüksek fiyattan el değiştirerek yollarda sokaklarda şimdi o arabalarda giderken kaza yapıyorsunuz şimdi vatandaş olarak düşünün kendinizi vatandaş işte o arabayı almış bir şekilde arabası var diye mutlu ve işte bir yerden bir yere giderken kaza yapıyor Emniyet kemeri takıp takmadığına bakarsınız. Vatandaşın oradaki sorumluluğu odur yani. Alkollü araba kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Emniyet kemerini taktımı ve işte hız sınırını aştı mı, bir kusuru var mı filan. Ama onun dışında eğer araba pestile dönmüşse, arabanın direkleri çökmüşse ki böyle kazaları çok gördük filan. O zaman da bu sefer yapımcı firmaya gidiyorsunuz. Şimdi bu olay da biraz bunun gibi. E burada ee, binalar e, kağıttan yapıldığı için, kirişleri ve kolonları olmadığı için ve doğru zeminde yapılmadığı için bunlar oldu. Vatandaş emniyet kemerini takmış mıydı, takmamış mıydı, kurallara uymuş muydu, uymamış mıydı? Bu da elbette bakılması gereken bir şey. Çünkü bir anlamda bu vatandaşın da tercihi. Vatandaş oturacağı eve... Karar vererek bu tercihi yapıyor. Ha diyebilirsiniz ki yani imkanı yok ki. E, kirayı verecek durumu yok. O, o evi daha iyi ev, al ev alacak durumu yok filan. Şimdi e, zengin muhitlerde veya parası olan insanların yaptırdığı evlerde yıkımların az olduğu... ...veya fakirlerin bulunduğu mahallelerde biraz daha çok olduğu gibi tespitler de var. Dolayısıyla mesele elbette... E, Olayı dini planda, İslami planda, Kader planı e, zaviyesinden bakarak ele alanlara falan bir şey demiyorum. Fakat e, bu bir ölüm söz konusu. Hatta on binlerce insanın ölümü söz konusu, onlarca şehrin, kasabanın, ilçenin yıkımı söz konusuysa burada faile faillere ve sebeplere de bakmanız ve bundan sonra bunun olmaması için tedbirler almanız gerekiyor. Söylemeye çalıştığım bu. Şimdi. Türkiye'de o açıdan mesele çok yanlış bir zaviyeden el alınıyor. Mesela deniyor ki bu defa da işte depremi birileri tetikledi ya da işte efendim Türkiye'ye saldırı var, Türkiye'ye darbe var. Tabii bunların hepsi iktidar ve iktidara yakın insanların söylemleri veya işte onların ortaya attığı şeyler, laflar, dolaşıma soktuğu bilgiler, doğrulanmamış bilgiler. Yarın İstanbul depremi olacak ki bir önceki İstanbul Marmara depreminde de aynı şey söylenmişti. Gene bir şeylerin onu tetiklediğinden filan bahsedilecek. Ya ne tetiklemiş olursa olsun bir şekilde yani siz Ankara'nın Ankara'nın e, diyelim ki faylarını, Ankara'nın altından geçen ciddi büyük deprem üretecek fay yok. Ama diyelim ki orada istediğiniz kadar uğraşın, Ankara'da deprem meydana getirebilir misiniz? Suni bir deprem yapamazsınız. Neden? Çünkü buna elverişli bir zemin yok. Eğer birisi bir deprem yaptırmışsa bile ki ben buna inanmıyorum. Ama velev ki öyle diyorum. O halde yani orada demek ki kırılacak faylar var ve deprem üretecek faylar var. Birileri bunu tetiklemişse dahi. 100 sene önce olan İstanbul depreminde dahi aynı şey konuşulmuş. İşte gemiler, sondaj gemileri şu bu filan neyse yaptı falan diye. Bu hep konuşuluyor. Fakat sizin zemininiz çürükse, sizin zemininizde faylarda böyle bir enerji birikmişse Birisi tetiklemiş olsun veya doğal olarak vakti geldiğinde o faylar kırılmış olsun. Bakın fay nasıl kırılıyor biliyor musunuz? Reuters çok güzel bir grafikle bunu anlatmış. Fay böyle kırılıyor. Bu şekilde kırılıyor. Nasıl kırıldığını anlatmış. Çok güzel bir böyle bir grafikle haber yapmış İngilizce ama sadece grafiklerine baksanız yeter. İşte burada nasıl fayın kırıldığını anlatıyor. İşte zemin Türkiye'den bahsediyorum. Kahramanmaraş depreminden bahsediyorum. İşte burada da e, kuzey plaka, güney plaka ve nasıl birbirinden ayrıldığını anlatıyor. Fakat çok çarpıcı bir fotoğraf var onu getireceğim. Burada da işte gene bir düz çizgi halinde hangi noktalarda olduğunu ve nereye doğru ilerlediğini gösteriyor. Ama en çarpıcı kare şu. Burası Kapıcam e, köyü. Şimdi dikkatinizi çekerim. Şu e, üzerinde okla dolaştığım... Tesise veya çiftliğe neyse artık bilmiyorum. Binaya, yapıya dikkat edin. Ve e, depremden önce ve depremden sonra kay, e, kaydedilmiş uydu fotoğrafı bu. Fayın nasıl kırıldığını gösteriyor. Çok dikkatli bakın. Ekrana yaklaşın biraz. Görüyor musunuz nasıl kırılıyor? Ve bu bina tam fayın üstünde tuz buz oluyor. Bakın. Geçtiği yeri görüyor musunuz? Tam buradan geçiyor. Okla gösteriyorum. Tam buradan geçiyor fay. Ve buradaki kırılmaya dikkatinizi çekiyorum. Olay bu. Çok güzel anlatmış Reuters ve dediğim gibi dil bilenler, lisan bilenler, bilenler bakabilirler. Türkiye medyasında bu derece detaylı bir şekilde deprem tasvirini görmedim. Şimdi dönelim tekrar şey meselesine. Ben işin vatandaş falan tarafında değilim. Yani vatandaş dar gelirli bir biçimde geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir biçimde 500 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi kiralar onu da ödeye, ödeyebilecek gücü yok. Bir kısmı memuriyet yapıyor veya bir kısmı memuriyetten geliriyle veya emekli geliriyle veya işte aldığı yardımlarla falan hayatını sürdürüyor. Fakat burada mühim olan elbette bu işin siyasi sorumluları. Çünkü siyasi sorumlular aşağı doğru bütün o silsileyi de takiple ve denetlemekle görevliler. Bunun neden ve nasıl olduğunu da anlatacağım. Yani bürokrasisi, mahkemeleri ve bunları etkin çalıştırmakla görevliler. Türkiye 20-22 sene içerisinde yani Marmara depreminden bu tarafa bu işi halledebilirdi. Halletmedi. Şimdi hızla bazı grafikler getireceğim ekrana ondan sonra da nihai analizimi yapacağım. Erdoğan dönemi bitti derken neyi kastediyorum? Demiş ki daha kararlı davranacağız. Yani bugüne kadar kararlı davranmadık itirafıdır bu. Demiş ki jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Ne ara tamamladınız jeoloji ve zemin etütlerini? Ya da hala hazırda tamamlanmış mıydı da bu? Biliyor muydunuz da ee, şimdi artık daha güvenli yerlere ev yapacaksınız? Şimdi burada iki mühim itiraf var. Bir, bu kadar kısa süre içerisinde jeoloji ve zemin etüdü yapamazsınız. Yani daha enkazı kaldırmamışsınız. İnsanlar çadır diye haykırıyor. Gıda diye haykırıyor. Tuvalet yapacak yer bulamıyor filan neyse. Yani böyle bir durumda jeoloji ve zemin etüdü yapacak uzman da bulamazsınız. Öyle bir ortam da yok. Enkaz kalkmamış. Haliyle demek ki belli ki yapılmış jeoloji ve zemin etütleri var. Bunu da biliyorsunuz. Oralara değil başka yerlere yapacaksınız. Burada da bir itiraf var. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü çok kimsenin dikkatini çekmedi. 16 Şubat 23 tarihli, 2023 tarihli raporunda, yani depremden 10 gün sonraki raporunda e, bina sayılarını tespit etmiş. Çok çarpıcı. 11 ilde 717 bin, bin binanın 90 bini acil yıkılacak veya yıkık bina olarak tespit edilmiş. Konut sayısı ise 269 bin. Hasarsız bina sayısı 351 bin. 197 bin bina ise az veya orta hasarlı, yani oturulamayacak durumda bir şekilde onun yıkılması ve yeniden yapılması gerekiyor. Tümüyle yıkılan bina çöken bina sayısı ise 11 ilde 18200. Fakat dikkatinizi çekeceğim şey şu. 717 bin, bin binanın 351 bini hasarsız. Yani tam yarısı. Yani 13-14 milyon insanın yaşadığı bölgede nüfusun yarısı mıdır bilmiyorum ama 7-8 milyon kişi evsiz kaldı demek bu. İskenderun Samandağ'da incelemelerde bulunan jeofizik, jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı şunu söylüyor. Bu binalar diyor İskenderun ve Samandağ'ı kastederek bırakın son yönetmeliği 75 ve 1995 yönetmeliğine uygun şekilde dahi yapılmış olsa bu kadar can kaybı yaşanmazdı. Yani geriye doğru siyasetin sorumluluğu var. Sadece AKP iktidarı değil 2002'den bu tarafa 2002'den öncesi de hani deniyor ya. 2002'den önce yapılan yapılar, bizden önce yapılan. O yapılarda da ne 95 yönetmeliğine uyulmuş ne de ondan önceki 1975 yönetmeliğine uyulmuş. Türkiye'de 1975'ten eski bina sayısı kaçtır zaten? Şimdi haliyle e, mesele bu işin uygulanmaması. Bu öteden beri böyleydi. AKP bunun daniskasına imza attı. 22 yıl boyunca bir çivi bile çakmadı bu konuda. Sonra işte kararlar alıyor. Ovada yerleşime izin yok. Bilmiyor muydunuz bunu? Bu da Çevre Şehircilik Bakanı. 6 dükkan üstü daire dönemi, dönemi sona eriyor. Bilmiyor muydunuz bunu? 22 sene sonra mı aklınız başınıza geldi? Ben de anlatıyorum. 21 canı gitmiş. Sadece bir örnek. Hataylı 73 yaşındaki Ramazan Köksal. 21 kişiyi kaybetmiş ailesinden. 30 torunumdan diyor 11'i öldü. 26 yaşındaki ikiz kızlarımdan birinin ikizleri vardı. Diğeri de ikizlere hamileydi. Hepsi eşleri ve çocuklarıyla öldü. İstediğin kadar bina yap. Ne olacak? Verebilecek misin Ramazan Köksal'a kayıplarını? Ben sana bina diktim de Ramazan Köksal'a. Ne olacak? Ne ifade ediyor? 40 binin üzerinde kayıp açıklandı. Yani en iyimser gözlemciler bile yüzey yani yıkılan binalara ve o olaya bakıldığında sahipsiz, isimsiz, numaralandırılmış mezarlık taraf şuna buna bakıldığında sayılmayan cenazelere bakıldığında 150 ila 180 bin ölümden bahsediyorlar. Açıklanmayan ölüm var ki bunu zaten koordinatör vali açıklandı. Açıkladı. Açıklananın 3-5 katı dedi rakamlar. 3 ile çarp 40, 40, bin, 45 bin diyelim. 3 ile çarparsanız 120-130 bine 5 ile çarparsanız da 200 bine ulaşıyor. Herkese yardım ettim, ablama edemedim. Kim? AKP milletvekili Hüseyin Yayman. 11 yakınını kaybetmiş. İki de, ikisi de kardeşi. Sesi çıkmıyor. AKP'de de böyle bir durum var. AKP tam ortasından yarıldı. Bir bölgede yakınları olanlar, yani bir milletvekili vefat etmişti. Battaniyeye sarıp defnettiler alelacele. Mecliste tören bile yapılmadı. AKP'de bir sessizler güruhu var. Bir taraftan da işte durumu lehe çevirme güruhu var. Sessizler güruhundan biri. Dördüncü günün sabahına kadar sesimizi duyuramadık diyor eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. 16 akrabasını kaybetmiş. 6 gün boyunca şehirde iletişim yoktu. 8. gün hala akaryakıt sıkıntısı vardı diyor. Dördüncü günün sabahına kadar enkazda arama kurtarma için yaptıkları başvuruya yanıt alamadık diyor. Emiri geri getirebilecek misiniz? Emire veda notu. Emir Şah'inin mezarında arkadaşı tarafından yazılıp kırmızı bir kurdele ile iliştirilen not. Şöyle yazıyor. Ben Deniz Eren Karakuş. Emir arkadaşım, ailece baş sağlığı diliyorum. Ailece mekanınız cennet olsun. Emiri geri getirebilecek misiniz? Emirleri geri getirebilecek misiniz? 200 bin konut yapsanız da, 2 milyon konut yapsanız da. Ama mesele başka. Bülent Çelik'in karikatürü gazete pencere. Sonra da utanmadan sıkılmadan bölgeye gidiyorlar. Bakıyorlar mı? Hiç bakma dümdüz yürü. Ve tabi göya dezenformasyonu engellemek için Rütük devrede yine kanalları kapatmış filan. Maraş merkezli deprem işte efendim şuraya bak muhalif kanallar Türkiye'de deprem varmış algısı yaratmaya çalışıyor. Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin. Böyle bakıyor adam. İktidarın kapı kulu. Kızılay bin, e, 29 Aralık 2017 tarihli belge Türk Kızılay'ı Genel Müdürlüğü'ne bağış hakkında kurumunuz hesaplarına 27 Aralık 2017 tarihinde aktarılan 8 milyon dolarlık bağış tutarının 70, 75, bin dolarlık kısmını derneğiniz faaliyetlerinde kalan 7 milyon 925 bin dolar tutarı ise derneğinizle Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında. Kızılay kendisine yapılan 8 milyon dolarlık bağışı Ensar'a aktarıyor aşağı yukarı tamamını. Ki zaten Manhattan'da ailenin Erdoğan ailesinin yaptırdığı koca binaya da aynı şekilde aktardı. Tabii vergi avantajından falan da yararlanıyorlar. Kızılay bu. Sonra Kızılay kendi çadırsızlığını da böyle itiraf etmiş, sonra silmiş Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Kızılay personeli ve gönüllülerin sahada konaklaması için kurulan çadırları söküp göndermişler. Samandağ'ına. Yani çadırımız yok diyor. Hatay'da ikinci deprem. Son olan iki gün önceki deprem. Yani iki hafta sonra oldu. Dünyaya ayağa kaldırır çadır yardınız bölgeye. Ulaşamadığınız bölgelere de helikopterden falan atardınız. Uçaktan atardınız. Bir çadırı organize edemediniz. Zemin etüdü yapılmış 200 bin konut yapmaktan bahsediyorsunuz. Levent Özeren yazmış pandemide maske dağıtımını önce PTT'den, Eczaneden, E-Devlet'ten, sağlık polikliniklerinden ücretsiz dağıtmayı denediler, beceremediler. Sonra parayla satmaya başladılar. Çünkü para kazanacaklar vardı. Maske dağıtmayı beceremeyenleri çadır için eleştiren bizler ayıp ediyoruz demiş. Doğru demiş. Bakın bu fotoğrafı Uğur Yıldırım çekmiş. E, e, Getty e, Ajans'tan aldım. Bahçeli'nin lafı bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Bu fotoğraf Kahramanmaraş'ta 20 Şubat 2023'te çekildi. Bu devletin çektiği bir fotoğraf değil. Devletin ajansının veya de AKP'ye bağlı medyanın çektiği bir fotoğraf değil. Serbest çalışan bir fotom muhabirin çektiği fotoğraf. Suratlardaki ifadedir gerçek ifade. Bahçeli'nin yüzündeki, Erdoğan'ın yüzündeki ifadedir. Araçta yan yana oturuyorlar. Budur gerçek ifade o ellerine 200'er lira sıkıştırılmış çocuklarla verilen fotoğraflar değil. Bu da sizi 1999'a götürüyorum. Anadolu Ajansı'nın geçtiği aynen orijinal fotoğrafı ve fotoğrafın notunu da getirdim. Düzce'de depremzedeleri teselli etmeye gidiyor dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli. Ağlama sil gözyaşlarını devlet yanınızda diyor. Devlet Bahçeli'nin nasıl bir kaderi var yahu? Yani bizim oramız bizim oradaki yani Çukurova'da bastığı yerde ot bitmez derler. Yaralı parmağı işemez derler. Bu değişik bir tabiat yani. İki depremede denk geldi yani devlet yönetimindeyken. Ne yaptı bu adam geriye doğru ve ne yapacak? Felaket yani. Felaketlerle yan yana bir siyasi profil. Gerçek gündem bu. Bağışlar durma noktasında ihtiyaç listesi. Yani battaniyeden uyku tulumuna, hijyen kolisinden seyyar tuvalet banyoya, gıda kolisinden çocuk yetişkin bezine, ne bileyim yataktan büyük küçük tüpe, montlara, botlara, konserve gıdaya kadar. Gerçek gündem bu. Bu ihtiyaç listesinin temini ve bölgeye ulaştırılması. Hani Erdoğan diyor ya işte kızlay nerede diye soruyorsunuz iki buçuk milyon kişiye yemek veriyor. Ya arkadaş bir kere daha söyleyeyim. Bazı yerlerde ekmek yığınları var. Bazı yerlerde gerçekten sıcak yemek veriliyor ama bazı yerlerde hiçbir yer, hiçbir yok. Bazı yerlerde çadır var. Bazı yerlerde bir çadırda insanlar 20-30 kişi yaşamaya çalışıyor. Ve oraya gittiğinizde devlet nerede diyorlar? Burada devlet yok diyorlar. Şimdi 2,5 milyon kişiye kız, kızılay doğruysa yemek veriyor olabilir. Ama öbür tarafta 500 bin kişi, 1 milyon kişi, 1,5 milyon kişi aç kalıyorsa o adam kızılay nerede diye sorar. O adam kızılayın başka yerlerde sıcak çorba dağıttığıyla ilgilenmez ki o adam aman devlet kurumlarımız zarar görmesin aman kızılayımız filan bak işte bize ulaşmadı ama başkalarına götürüyor sıcak yemeği filan diye düşünmez ki. Ona atarlandı adi şerefsiz filan diyerek. Mühim olan yardımı koordine etmek ve dengeli bir şekilde dağıtmak. Çadır giden başını çadırının içine sokar mutlu yaşar bir süre idare eder. Çadır gitmeyen de nerede bu devletler? Bundan daha doğal bir şey yok ki. 199.739 konutun inşasına Mart'ta başlanacak. Ama olay bu esasen, gerçek günden bu. Mağdurlara yardım edenler yine hedefte. De yani devlet 11 il yıkılmış, 150 ila 180 bin ölümden bahsediliyor, ortalama olarak. 13 milyon 14 milyon vatandaşın yarısı evsiz kalmış. Büyük bir göç var. Açlık var. işsizlik var. Parasızlık var. Devlet orada sorunu örtmeye çalışırken algı çalışmasıyla medyaya olumlu haberler yaptırmaya çalışırken öbür tarafta operasyonlardan geri durmuyor. Manisa'da 20 kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmış. Niye? Mağdurlara yardım ediyorlar diye. Sonra da bir gizlik kararı bilmem ne. Karı koca gözaltına alınanların çocuklarını çocukları sahipsiz kalıyor. Onlar da yakınlarına emanet ediliyor. Böyle bir dönem yani. Böyle bir dönem. Alman Dışişleri Bakanı gelmiş. Türkiye'nin itibarı o kadar iki paralık ki Bahçeli'den önce Alman Dışişleri Bakanı geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı geldi bölgeye. Alman Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmedi bile. Bastı geçti. Dönelim siyasete. Kılıçdaroğlu'nun en net çıkışları yapan e, isim Erdoğan'la siyaset üstü hizalanmayı reddediyorum. Grup konuşması gerçekten e, önemliydi. E, ne kendisiyle, ne sarayıyla, ne çeteleriyle, ne de milleti için yar olmayan bir devlet yapısıyla hizalanacağım dedi. Önemli konuşmalar bunlar. Değişimden bahsetti. Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım dedi. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerektirdi. Çok net cümleler kuruyor. Ve Millet İttifakı içerisinde ve muhalefet içerisinde bu kadar net cümleler kuran. Ve ilk günden itibaren acıyı derinden hisseden ve bunu aktaran bir lider profili var. Diğerlerinde bunu bu derece göremiyoruz. Selahattin Demirtaş. Yürü Bay Kemal yan yana yürüyün. Emek Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Millet İttifakı filan. Bu tweetle artık... Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de zikrederek destek vermiş. Birleştirin, barıştırın, yeniden inşa edelim yıkılan bu ülkeyi diyor. Erken, erken seçim ya da seçim zamanında yapılsın çağrısı yapmış. Ve Kılıçdaroğlu da bu tweet'i alıntılayarak cevap vermiş. Başka çaremiz yok, başaracağız. Diyebilirim ki son haftalarda muhalefetteki en etkin iki hamle. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, öbürü de cezaevindeki Selahattin Demirtaş. Engin Ardıç'ın bu yazısı çok konuşuldu dün. Kılıçdaroğlu hiç boşuna AK Parti seçmenleri öldüler. Oylar bana kaldı diye sevinmesin. Genel sonuç değişmeyecek. Bu şunu gösteriyor esasen. Bazı 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 analizlere veya bazı laflara tersten bakmaya çalışın. Bu AKP'de genel merkezde böyle bir hava olduğunu gösteriyor. Seçmenlerimiz öldü. Kalanlar da bize oy vermeyecek. Ve bu işte iktidarın ailenin gazetesi sabahta 3. sayfa yazarının yazısına da böyle yansıyor. Mesela Kılıçdaroğlu meselesi değil. Kılıçdaroğlu'nun buna sevindiği de yok. Yani zannetmiyorum. İki haftadır eylemleri, icraatları, lafları ortada. Akşener seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı konusuna Ayaküstü girmiş, bence yapılacak demiş. Ama ne grup toplantısında ne de öncesinde sonrasında ya da attığı tweetlerde bu konuda etkili bir ifade var. Daha etkili bir ifade bekleniyor. Akşener'den sadece bu kadar diyeyim. Ama Erdoğan'a sert ifadelerle yüklendi grup konuşmasında kurduğun yağma düzeninin ağır faturasını kader planına yükleyemezsin dedi. Siyasetçilerin başta izah etmeye çalıştığım bu kader planı ilahi ikaz. Ne yapalım? Mukadderat, e, afet. Başa gelen çekilir falan gibi e, söylemler e, Anadolu söyleminden sıyrılması ve Anadolu halkına ulaşıp e, bu işin e, neden ve nasıl olduğunu anlatması lazım. Yani evlatlarının, çocuklarının ya da annelerinin, babalarının e, katillerinin sıralı silsile halinde sorumlularının neyse o ölümlerden sorumlular kimse onun ortaya konması lazım. Dünyada örnekleri var bunun. Japonya'dan Şili'ye kadar örnekleri var. Önce yıkmış, on binler ölmüş, dersler çıkarılmış. Sonrasında aynı şiddette ya da daha büyük depremler olduğunda sadece onlar veya yüzlerce ölüm söz konusu olmuş. O da doğrudan depremle ilgili değil depreme bağlı nedenlerle, tsunami vesaire gibi nedenlerle. Selahattin Demirtaş seçimi erteleyemezler. Seçim erteleme demek darbe yapmak demektir. Darbecilere ne yapılıyorsa halk yine onu yapar. Tıpkı 15 Temmuz'daki gibi halka direnme hakkı doğar. Herkes aklında başına almalı. Kimse darbeciliğe özenmemeli demiş. Son derece önemli. Erdoğan kendi döneminin bittiğini görüyor ve... ...bir savaş hali söz konusu şu anda. Yani iktidar savaş başlattı. Bütün... 15 gündür 18 gündür gördüğünüz bu ve bunun fena halde farkında olan iki lider var görebildiğim kadarıyla siyaset sahnesinde tabi Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş. Bahçeli'ye söyledi mi söyletildi mi bilmiyoruz ama ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız demiş. Çok kulisler paylaşıldı. İşte iktidar seçimi erteleyecek mi Bülent Arınç'la ağız yoklandı şu oldu bu oldu kamuoyu filan. Son kulisler 18 Haziran'da seçimin yapılacağı, seçimin ertelemesi yoluna gidilmeyeceği yönünde. Çünkü sandıktan kaçarız, ne sandıktan kaçarız dediyse Bahçeli mutlaka bu mevzu Erdoğan'la da aralarından geçti. Çünkü gelen kulisler de onu gösteriyor. AKP çevrelerinde seçimi ertelemenin sandıktan kaçma olarak algılanacağı, bunun tabana da anlatılamay anlatılamayacağı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi yapma kabiliyetinin olduğu, deprem olmuş olsa bile seçmen kötü, seçmen kütükleri, listeleri işte kullanılabilecek mobil noktalar falan filan belirlenebileceği ve bu ve bunun 4 ayda, buçuk ayda neyse organize edilebileceği. Yani seçime 3 gün kala deprem olmuş değil. 4 ay kala deprem oldu. Bu değerlendiriliyor. Ne sandıktan kaçarsın kodları biraz kodları biraz da böyle. Yani muhtemelen bu değerlendirildi ve seçimin ertelenmesi sandıktan kaçma olarak yorumlandı. Bülent Arınç'ın çıkışı da sadece bir nabız yoklama olarak kaldı. Bülent Arınç da siyasete herhalde bununla veda etti yani bilmiyorum. Bir Cumhurbaşkanı çok sıradan bir kızla eleştirisi karşısında bu eleştiriyi dile getiren vatandaşlara ahlaksız, namussuz, adi deme cüretini gösterebiliyorsa sorun ne siyasi ne de hatta ahlakidir demiş Profesör Doktor Eser Karakaş. Karşımızda çok ciddi bir vak'a var demektir. Kesinlikle öyle. Karşımızda çok ciddi bir vaka var. E, millet sandıkta cevabını verecektir. Aklı selimdir. Sandığın mesajı çok serttir filan denirdi geriye doğru seçimlerde. Fakat bu eskidendi. E, şimdi durum biraz daha farklı. E, depremin e, maliyeti, e, siyasi maliyeti bu iktidarın başına kalacak gibi. İktidar da bunun fena halde farkında. E, ve son derece salakça işler yapıldı. Hala anlayabilmiş değilim. Neyin selası verildi? Hala anlayabilmiş değilim. Evlatlık meselesi hakkında Diyanete nasıl evlatlıklarınızla nikah caizdir diye fetva yayınlatıldı. Hala anlat anlayabilmiş değilim. İnsanların psikolojileri bozulduğu gibi siyasetçilerin de e, psikolojileri bozuldu. Fakat devlet başından itibaren algı yönetmeye soyunmuştu ama o algıyı yönetemedi. Bunu zaten Elazığ valisi Süleyman Soylu'ya fısıldayarak söylerken açık etti. Şu an kamuoyu algısı çok iyi diye söyledi. Yani bir vali İçişleri Bakanı'na bağlı olduğu İçişleri Bakanı'na şu an kamuoyu algısı çok iyi diye fısıldayarak söylüyorsa açık mikrofonların önünde mikrofonların açık olduğunu düşünmeden bu şu manaya gelir o şekilde telkin almış. Aman bak devletimize laf gelmesin aman algıyı yönetelim. Böyle telkin gelmiş İçişleri Bakanı da gelince bölgeye birkaç gün sonra şu an algı çok iyi Sayın Bakanım diyor. Devletin kapasitesi olmadığı gibi sadece ara, arama kurtarma ve yardım e, çabalarını e, da desteklemediği bunu sabote ettiği görüldü. Bu anlamda laf benim değil yeni de söylemiyorum pek çok kişinin ortak görüşü tam birden bir cinayet söz konusu. Yani devlet eksikti, devlet zayıftı, devlet hazırlıksızdı ama sonrasındaki olayı da sabote etti. Dolayısıyla enkazın altında insanların donarak ölmesine yol açtı, e, nefreti, öfkeyi yağmacılara veya mültecilere veya Suriyelilere yönlendirdi. Yağmacılar linç edildi, e, karakola gidenler, jandarma karakoluna gidenler ve sair geri dönemedi. Haliyle e, bu zaten organize olamamayı da gösteriyor. 18 Haziran'da normal tarihinde seçim olacak ve 18 Haziran Öncesinde yani 90 gün önce 18 Mart dolaylarında Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yapmak üzere otomatikman harekete geçmesi gerekiyor. İşte bu 3-4 hafta kritik ve Erdoğan'da iktidarı kaybetme paranoyası var. Darbe paranoyası. Ondan dolayı canını sıkan herkesi ve her şeyi terörist ilan ediyor, darbeci ilan ediyor. Erdoğan dönemi bitti. Ee, uzatmaları ne kadar sürer Finali nasıl olur bilmiyoruz sadece Ama Erdoğan dönemi bitti Çünkü bugün yapılacak seçimi de kaybediyor 6 ay sonra yapılacak seçimi de kaybediyor 1 sene sonra yapılacak seçimi de kaybediyor Sadece zaman kazanmaya çalışıyor Nasıl zaman kazanacağını da bilmiyor Eser Karakaş'ın tweetini özellikle ekranda tuttum Ben konuşurken karşımızda çok ciddi Bir vak'a var diyor Eser Hoca Karşımızda çok ciddi Bir vak'a var Bakın Merkez Bankası dolar kurunun 20 TL'nin üzerine çıkmaması için yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Afet bölgesi ilan etmemek için o hal ilan ettiler. Halbuki afet bölgesi ilan etmeleri gerekirdi en başta. Afet bölgesi devlete sorumluluk yüklüyor çünkü. Bundan kaçmak için o hal ilan ettiler ve tedarik zincirleri falan oluşturarak o topladıkları yardımları ve bütçeyi veya gelen yardımları neyse müteahhitlere aktarmayı falan planlıyorlar. Gene fakat bu bile ne döviz kurunu ne enflasyonu ne de cari açığı falan tutabilecek çok büyük bir ekonomik sefalet geliyor. Büyük bir ekonomik sefalet geliyor. Evet. Yavaş yavaş toparlarken Erdal Alkış'ın e, ile e, yavaş yavaş toparlayalım. Hala henüz rahatsızlığı, hastalığı anlayamadığımızı görüyorum demiş. Anlayamadık. Anlayabilseydik anlatabilirdik. Eğer hala anlaşılmıyorsa özüne dönüp defalarca düşünmek lazım defalarca. Maraş'ta deprem gününden beri arama kurtarma faaliyetlerinin içinde olan depremle yakıpaçı olan artçı şoklarla yakıpaçı olan yakınlarını kaybeden ve e, olayı yakından izleyen bir isim. Evet böyleyken böyle. Savaş moduna geçti iktidar. E, okulların kapatılması, e, üniversitelerin tatili, işte olağanüstü hal ilanı, seçim erteleme laflarıyla bu işin kamuoyunun nabzının tutulması falan tümüyle bundan. Yine Erdoğan'ın öfkesi, Erdoğan'ın paranoyası, kendi halkına, kendi depremzedelerine bile küfretmesi, hakaret etmesi, basını Susturması sosyal ağları sınırlaması bir korku iklimi yayması e, bunu gösteriyor fakat o onun öfkesi kabardıkça karşısındaki korku duvarı yıkılıyor görüyorsunuz görüyoruz bugüne kadar yıllardır uykuda olan yıllardır çok fazla sesi soluğu çıkmayan isimler artık yayınladıkları videolarla bölgede çektikleri e, canlı yayınlarla isyan ediyorlar vatandaş da isyan ediyor. Belli influencer denen yani sosyal ağlarda veya işte belli Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralarda yüz binlere milyonlara etki eden insanlar öyle diyeyim Türkçesi. Bu insanlar da artık her şeye ara vermiş ve bu durum böyle gitmez diyor. İktidar öfke pompaladıkça korku pompaladıkça nefret pompaladıkça karşısındaki duvar kalınlaşmadığı gibi inceliyor Dolayısıyla nereye gidiyor? Başta da söyledim gerçekten bilmiyorum. Umarım iyi bir yere gider. E, muhalefet e, 2 Mart'ta toplanacak Millet İttifakı tekrar. E, üst düzey yetkililer ya da o içeriden haber veren kaynaklar seçim tarihi netleşirse aday açıklanır demiş. Aday açıklamamak seçim ertelemeyi satın almak gibi adayın açıklanması gerekiyor. Artık 18 Haziran'da bile yapılsa 3,5 ay kaldı seçime. Neyi bekliyorsunuz? Selahattin Demirtaş bile yürü Bay Kemal diye tweet atıyor artık. E, Kemal Kılıçdaroğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu. Açıklayın ve kurtulun. E, bir tutukluk var. E, e, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dışında. CHP'de belli bir e, grup gene statükocu ve bir şekilde muhalefette kalmaktan, muhalefette yaşamaktan memnun. Onları söylemiyorum ama e, bir kere daha tekrar edeceğim. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş dışında olayın farkında olan ve Millet İttifakı masasında da güçlü tonda, etkili tonda konuşan ve bu, bu konuyu siyasi olarak ele alan deprem sonrası Türkiye, 6 Şubat sonrası Türkiye'yi siyasi olarak ele alan bir lider yok. Yani o açıdan da enteresan, o açıdan da düşündürücü. Ee, son derece kritik bir sürece girdik. Kapatırken şunu diyeyim: 6 Şubat'a kadar çokça konuştuk, siyasi analiz yaptık. Seçim olursa şöyle, seçim olmazsa böyle, ertelenirse böyle, öne çekilirse böyle, muhalefetinin ortak adayı çıkarsa şöyle, şu isim olursa böyle, bu isimlerin Erdoğan karşısındaki şansı şöyle falan gibi. Bunların hiçbir hükmü yok artık. Yapılan kamuoyu araştırmalarında hiçbir hükmü yok. 6 Şubat bir milattır. 6 Şubattan sonra başka bir Türkiye vardır. Ve bu Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmesi, bundan sonra gidilecek... Seçimle veya seçimden sonraki çalışmalara göre de biçimlenecek değil. Son derece kritik bir sürece girdik. İktidarın değişmesi elbette gerekiyor ama her şey iktidarın değişmesiyle bitmiyor. Son derece e, çatışma, e, çatışmalı, sıcak ve e, iç savaş değil. Asla ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum ama e, iç çatışmalı ve e, gergin, e, gerilimli bir sürece girdik. İktidar kendi taraftarlarını tahkim ediyor. ...kışkırtıyor... ...onları bir biçimde artık... ...ekipmanıyla, şunuyla, bunuyla... ...destekliyor... ...ve saldırıya... ...taarruza hazır hale getiriyor... ...ve başladı buna... ...son derece sağduyulu olmak icap ediyor... ...son derece dikkatli olmak icap ediyor... ...seçim olur olmaz... ...ayrı bir hikaye ama Türkiye farklı bir evreye girdi... ...ve... ...öncekiden daha, daha farklı olarak... ...yani 6 Şubat önceki siyasi analizlerden... ...daha farklı olarak... 2023 çok büyük çalkantılara gebe. 2024'te durulur mu? Eğer her şey yolunda giderse durulur. Yolunda gitmezse 2023, 24, 25 büyük belirsizliklerle devam eder. Erdoğan dönemi derken bitti derken bunu kastediyorum. Erdoğan dönemi bitti. Artık hiçbir biçimde seçimi alamaz. Batı'dan umduğu desteği bulamıyor. Batı da Erdoğan'ın göçüğün altında kalışını seyrediyor bu ne kadar sürer? Uzatmalar ne kadar devam eder ve finali nasıl olur bilmiyoruz. Kestirebiliyor musunuz? Hayır kestiremiyoruz. Yaşayacağız, birlikte göreceğiz. Sağduyu hakim olmalı ve sosyal ağlardaki hemen her tezvirat, hemen her dolaşıma sokulan bilgi, hemen her fotoğraf veya görüntü neyse önün arkasına bakmadan paylaşılmamalı. Mutlaka teyit edilmeli veya gazeteciler bu konuda en azından sorumlu davranmaları davranmalı. Önüne düşen her şeyi e, takipçileriyle paylaşmamalı. Bazı gazeteciler görüyorum bir şey duyuyor veya önüne bir şey düşüyor. Alıyor bunu paylaşıyor bu doğru mu diye soruyor. Yani böyle bir şey yok ki. Yani sen kendin teyit edeceksin, araştıracaksın, bakacaksın. Sonra doğrusunu koyacaksın. Bu doğru veya yanlış. Ya da bazı meselelere girmeyeceksin. Girmediğin zaman da zaten seni takip eden insanlar bak bu bu, bu filanca kişi bu meseleye hiç girmedi demek ki üzerinde konuşmaya değer görmüyor diyecekler kendimden örnek vereyim Deniz Baykal vefat etti hiç ilgilenmedim deprem olmasaydı elbette birkaç satır bir şey yazardım ama şu aşamada ne yeriydi ne zamanı yarın öbür gün laf, e, yeri gelir bakarız aynen bunun gibi diyor ve e, uzunca sürdü biliyorum e, bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.